Merhaba edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Çağdaş Türk Edebiyatı'nın ünlü roman, öykü ve tiyatro yazarı Reşat Nuri Güntekin. Öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba efendim, hoş bulduk. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul'da doğup, Yazıt yaşamı da 1918'de Cemal Dibet Takma adıyla yazdığım harabeleri çiçeği attı robadı ve eski ahbap attı öyküble başladı. Romanlarınızda güçlü bir gözleme dayanan realizm ile birlikte romantik unsurlar da görülür. Evet efendim doğrudur. Çalıkuşu romanınız hakkında neler söylemek istersiniz? Esas üdüdü yaptığım Çalıkuşu, İstanbullu genç bir öğretmen kızın kasaba ve köylerdeki durumunu anlatır dili kullanmada, tasvir ve psikolojik tahlillerde başarılı olduğunuzu görüyoruz. Konuşma diliyle yazarak, sade ve sot derece anlaşılır bir dil kullandığımı da ekleyebiliriz. Elbette, bakın bunu unutmuştum. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Nedir? Gösterme yöntemi de denilen, diyalogları etkili bir biçimde kullanarak eserler meydana getirmiş olmanız. Evet, ödebli bir koduya değittiniz. Eserlerinizde işlediğiniz konular nelerdir? Bebleketi oluplu olupsuz birçok gördüpleriydi. İnsadi ve ahlaki değerleri, yanlış batılılaşmayı, batıl idadışları işledip. Eserlerinizde mizahi anlatımda görülüyor. Doğrudur. Çalıkuşu romanınız hakkında ilk olarak İstanbul kızı adıyla oyun olarak yayınladığınız söyleniyor bu konuya açıklık getirebilir misiniz? İstanbul kızı adıyla oyun olarak yazdım. Ancak savaş koşulları da sahteleme oladığı bulamayınca çalı kuşu adıyla roman olarak yayımladım. Eserlerinizdeki kahramanları ele alırsak neler söylemek istersiniz? Kahraballar genellikle tek boyutludur. Yapıtlarım da genellikle konuşma dileğe kebettir. Öykülerinizde de aşk, yalnızlık, fedakarlık, dostluk, ihanet gibi temaları işlediğinizi görüyoruz. İyi bir gözlemci olmalısınız. Yıllarca Adadolu'da birçok yerini gezdim. Burada elde ettiğim gözlemleri bir Adadolu Dotları adlı yapıtıp da topladım. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan öykü, roman ve oyunlarınız da mevcut burada oluşturduğu eserlerde kendi adı diyadı yadı sıra, Hayrettir Rüştü, Behbet Ferit, Serbet Ferit gibi hakbaatlar kullandım. Son olarak bize eserlerinizi sayar mısınız? Robat, Çalı Kuşu, Dudakta Kalbe, Akşam güdeşi Acıbak, Dabga, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Biskiller Tekkesi, Yaprak Dökümü, Ateş Gecesi, Kavak Yelleri, Bir Kadın Düşbağdı, Gökyüzü, Değirbet, Yeşil Gece, Gizli El, Harabeleri Çiçeği, Sönmüş Yıldızlar, Kad Davası Hikaye Roşit Bey, Recip, Gençlik ve Güzellik, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Deyla ile Mecnud, Olağa Dişler, Boyut Duruk Oyun Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri Gezi Adadolu Dotları. Teşekkür ederiz. Güzel bir sohbetti. Rica ederim. Evet edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Reşat Nuri Güntekin'di. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere.